Türkiye'nin en sevilen akaryakıt markası Opet, Nihat'la Sivrisine'yi sunar. Bugün benim hayatım bambaşka olabilirdi. Ne olacaktı hayatında? Okeydi, satranç oynayabilirdin yani belki. Son zamanında skuturu icat etmişiz de. Kim yaptıysa o ilk milyar arabayı, o icat etmiş de devamını getirememişiz. Birazdan tekerleği de bulduk dersin ya. Sen nereden emekli oluyorsun? SGK, Bağkuruz falan filan ya. Sen evet. Tarım ve Orman Bakanlığından. Merkez Bankası niye pul bassın ya? Ne bileyim, Merkez Bankası hatıra şeyleri yapıyor mu? Gerçi Merkez Bankası'nın bastığı para da artık pul olduğu için. Türkiye'nin en sevilen akaryakıt markası Opet'in sunduğu Nihat'la Sivrisinek başlıyor. Radyosundan, Kafa Radyo'dan hepinize mutlu akşamlar sevgili dinleyiciler. Opet'in sunduğu Nihat'la Sivrisinek programıyla sizlerle birlikteyiz. Türkiye radyolarının konuşan tek hayvanı Sivrisinek'le beraber 8'e kadar sürecek yayınımıza başlıyoruz. Cuma gününün akşamındayız. Tarih 28 Haziran, 6'yı 9 dakika geçiyor saat ve Manisa'dan canlı yayındayız. Bu akşam yayınımızı Manisa'dan gerçekleştiriyoruz. Daikin'le doğru hava turumuza devam ediyoruz. Ne kadar sıcak o kadar indirim turumuza devam ediyoruz. Ve an itibariyle Manisa'dan yayınımızı gerçekleştiriyoruz. Bu akşam da Manisa'dayız. İzmir'den buraya geldik. Manisa'nın merkezindeyiz, onu hemen söyleyelim. Ha, onu soracağım ben sana. Yani Manisa'nın şu an neresindeyiz biz? Merkezindeyiz. Yani bayağı... Ya gerçekten mi? Evet. Çok çabuk geldik çünkü. Evet, doğru. Yani İzmir'den buraya çok kısa sürede geldik. Manisa'nın merkezindeyiz. Fakat İzmir'den buraya gelmemizle İzmir'den Adana'ya gitmemiz arasında sıcaklık manasında hiçbir fark yok sevgili dinleyiciler. Bence kesin vardır abi. Manisa yanıyor gerçekten de, tamam, Manisa. Tamam, Manisa çok sıcak ama Adana daha sıcaktır yani. Şöyle bakayım ben, bir hemen söyleyeyim. Nereye sana. Bakacaksın? Mesela bugün ölçülen sıcaklıklara hemen bakayım ben. Ha, bak tabii canım ya. Ne hayır hayır, en yüksek sıcaklıklara Türkiye'de ölçülen Manisa mı önce geliyor, Adana mı önce geliyor, onu görürüz. Haftaya da zaten Adana'yı göreceğiz yani neticede. Bak şöyle diyor: Aydın, Şırnak, Aydın, Muğla, Şanlıurfa, Antalya, Hatay, Denizli, Mardin falan diye gidiyor. Evet. Aydın, evet, Adana, İmamoğlu 40.8. Evet. Fakat Manisa'da da bugün ölçülen en yüksek sıcaklığı söyleyeceğim size. 39.4 ölçülmüş sevgili dinleyiciler. Yani Manisa... İmamoğlu dedin ama ne alakası var konuyla yani? Ne demek ne alakası? Ne alakası var hava durum verirken yani? Ne demek o ne alakası? Propaganda mı yapıyorsun? İmamoğlu mu dedim arada bak? Evet. Reklam almışımdır. Allah Allah. Ya Adana'nın İmamoğlu ilçesi, İmamoğlu. İmamoğlu ya, ilçesi var. Ne alakası var ya? Ya Allah Allah. Ne alakası var, var mı? İlçe var öyle, ne yapalım yani, öyle bir ilçe var. Burada şu anda yani Manisa'da daha doğrusu bugün ölçülen en yüksek sıcaklık 39.4 derece sevgili dinleyiciler. Bu şimdi önemli, niye önemli? Çünkü biliyorsunuz burada yapacağımız yarışmayla da bir hediye vereceğiz. Şimdi bir kere neredeyiz onu söyleyelim. Evet. Cumhuriyet Caddesi üzerindeyiz. Cumhuriyet Caddesi üzerinde bugün açılışı yapılan, hatta bizzat az önce açılışına katıldığımız Daikin'in yeni bayi Remka Teknik'in önünden yayınımızı gerçekleştiriyoruz. Hatta Daikin'in Türkiye'deki yeni mağaza konseptinin de ilk uygulandığı mağaza burası. Harika olmuş. Evet, Daikin'in premium mağaza konseptinde ilk mağazası burası. Ve Remka Teknik'in önünden biz de bu akşam yayınımızı gerçekleştiriyoruz. Buraya gelebilirsiniz. Evet, Kafa Radyo canlı yayın aracındayız. Manisa'da ya da Manisa civarında bizi dinliyorsanız bekleriz canlı yayın aracımızın yanına. Reklam aralarında sizlerle mağazada fotoğraflar da çektiriyoruz, tanışıyoruz aynı zamanda. Aa, hem de mağazada yani serin serin diyorsun ha? Tabii mağazanın içinde. Aa, güzel taktik. Bir de bunun yanında az önce söylediğimiz sıcaklık değeri 39.4. Biz tabii onu yine
40'a tamamlayalım. 40 mı diyorsun? Evet, 40 yapalım biz onu. %40 indirim vereceğiz dolayısıyla. Bu akşam 3 Manisalı dinleyicimize yine bir yarışma yapacağız. Bir şey isteyeceğiz. O istediğiniz şeyi yanımıza ilk getiren 3 dinleyicimize %40 indirim vereceğiz. %40 indirim vereceğiz ilerleyen dakikalarda. Evet, böyle bir yarışmamız olacak. Ama zaten burada %15 indirim var, o ayrı bir konu. O ayrı. Zaten şu anda Daikin'de bir kampanya var. %15 indirim var. 3 artı 3 yıl, yani 3 yıl toplamda 6 yıl garanti veriyorlar, evet. Aynı zamanda 6 yıl garantili alıyorsunuz ki bu sıcaklarda klima almayı düşünüyorsanız bence bu manada tercihinizi etkileyecek bir kampanya. Ama onun haricinde biz liste fiyatı üzerinden %40 indirim vereceğiz 3 dinleyicimize. Şimdi biz buradayız ya. Evet. Haftaya burada değiliz. Çok güzel bir tespit oldu gerçekten de ve çok güzel bir cümle oldu. Senin bugün yayından önce kurduğun cümleler de. Evet. Neden öyle oldun sen? Sana bırakıyorum yani. Fazla probiyotikten falan olabilir mi acaba? Hani bugün Asım Usta'ya gittik, kokoreç yedik. Arkadaş, Asım Usta'ya gittik, kokoreçler neydi öyle ya? Yalnız atom nasıldı? Yani o böyle sulu sen sulu. Sen protein diyecektin az önce ama probiyotik dedin. Olsun. Yok ama şöyle bağırsak, yani bağırsak yiyorsun neticede tabii. Tamam. Bağırsak turşu yedin. Da çok yedim ben. Onlar turşu da mı yedin sen? Evet, tamam. Çok yedim. O zaman demek ki senin ondan kaynaklanıyor. Senin ne diyorlar, susuz kalma durumunda bir şey diyorlar. Dehidrasyon mu? Dehidrasyon şey mu? Ha, öyle bir şey. Senin şu anda öyle bir susuz kalma durumun var herhalde var ondan. Var ama bir şey diyeyim mi sana? Evet. O şey de çok güzeldi. Evet, soslu atom. Evet, soslu atom gerçekten müthiş. Onu da yapmaya başlamışlar. Ama hakikaten bir kere kuzu bağırsağından yapmışlar. O güzel çünkü ben İzmir'de bir yerde daha yedim. Böyle çok meşhur. Orada ayaküstü yiyorsun. Biraz da böyle suratsız bir abi var. O yapıyor ama güzel yapıyor. Fakat oradaki bağırsak dana bağırsağı. Onu biliyorum yani. Hani aradaki farkı biliyorum ben. Burada kuzu bağırsağından yapmışlar. İçi uykuluk ve badem dolu. Çok iyiydi. Güzeldi gerçekten de. Efsaneydi yani lezzet, evet, evet. Yine. Biz bugün yine İzmir için tüm farizalarımızı yerine getirerek Manisa'ya o şekilde geldik. Manisa'ya o şekilde geldik. Yani haftaya diyorum burada değiliz. Haftaya çünkü Antalya'dayız. Antalya'dayız. Hatta sırf Antalya'da değiliz. Evet. Pazar gününden Antalya'ya geliyoruz. Niye? Çünkü pazartesi günü uçaklarda yer yok ya. Ne denize gireceğiz? Ha, öyle mi? Pazartesi günü Antalya uçaklarında yer yok, yer. Hakikaten İstanbul'dan Antalya'ya yer bulamadık yani. Pazartesi akşamı saat 8 gibi denize girilir mi Antalya'da? Girilmez olur mu ya? En güzel saati, evet. Hatta yani. Pazar günü biz daha doğrusu pazartesi ve salı Antalya'da yapacağız yayınlarımızı. Çarşamba günü Antalya'dan Mersin'e geçeceğiz. Daha doğrusu Adana'ya geçeceğiz. Yolda olacağız. Sonra perşembe günü Mersin'deyiz. Cuma günü de Adana'dayız. Haftaya. Haftaya da buraları gezeceğiz, dolaşacağız. Yine Daikin bayileri önünden yayınlar yapacağız. Şimdi bu akşamın konusuna geçmeden hemen önce vereceğimiz bir iki tane bilgi var. Bizi dinleyen, yolda dinlemekte olan dinleyicilerimiz için öncelikle bir zam haberimiz var. Ya, yolda dinleyen elektrik zammıyla ne ilgisi var? Elektrik araba kullanıyor diyeyim yani. Şey, elektrikli arabalar var bir kere. O yolda dinleyen elektrikli otomobil kullananları tabii ki ilgilendirecek. Ya, onların çok ilgilendirmez. İşte o yüzden biz de yolda dinlemekte olan benzinli ve motorinli araç kullanan dinleyicilerimiz için kötü değil, değil mi abi? Vereceğimiz bir zam haberimiz zam var. Zam mı? Evet, zam var ama şöyle yani böyle 13 kuruşluk bir zam. Şey, aman söylemeye değmez ya. Ben öyle yazdım az önce sosyal medyada. Diyorlar ki harcadığın internete değmez. Değmez arkada, 13 kuruş ne abi? Ben gerçekten Türk halkının da zaten gönlünün bu zenginliğine 13 kuruş zam nedir, söylemeye değmez falan diye böyle bir şey, rahatlık var herkeste. Ama dediğim gibi benzine ve motorine bu gece yarısından sonra 13 kuruş zam geliyor. Fakat asıl zam sevgili dinleyiciler, hayatımızdaki hemen hemen her şeyin fiyatını etkileyecek olan bir zamdır. %38 elektriğe bir zam geliyor. Şimdi ne demek hayatımızdaki her şeyi etkileyecek? Bu %38 zam sizin ev için kullandığınız elektrik faturasını, ödediğiniz elektrik faturasını elbet etkileyecek. Ancak iş yerlerinde hemen hemen her şey elektrikle çalışıyor. Bunu düşünün. Misal gittiğiniz restoranlardaki dolaplar. En çok elektrik tüketenler, ki iş yerlerinin en fazla maliyeti de genelde elektrik maliyeti oluyor. Örneğin buralardaki elektrik faturaları yükselecek. Dolayısıyla o iş yerinin maliyeti yükselecek. Dolayısıyla bu da o iş yerindeki ürünlerin fiyatlarına yansıyacak. Sanayideki elektriğe de zam geliyor. Onun oranı kaçtı? Yani şöyle, kamu ve özel hizmetler sektörü abone grubunun, evet, düşük kademesine %38 yine. Evet. Yüksek kademesine %20.
Neyse, netice itibariyle ona da zam geliyor. Tarımsal faaliyetlere geliyor. Tarımsal faaliyet. İşte mesela tarımda kullanılan elektriğe de zam geliyor. Sanayide kullanılan elektriğe de zam geliyor. Dolayısıyla tarım ürünlerinin fiyatında da artış olacak. Sanayi tesislerinde üretilen ürünlerin maliyeti artacağı için onlarda da ciddi bir artış olacak. Dolayısıyla elektriğe gelen zam aslında gerçekten de A'dan Z'ye, hayatımızdaki her şeye zam gelmesi anlamında. O yüzden hepimizi çok yakından ilgilendiriyor. Ama bu değil bizim yine konuşacağımız konu. Çünkü niye? Çünkü bugün mesela Maliye Bakanımız duyurdu. Başardık diye duyurdu. Gri listeden çıkmışız sevgili dinleyiciler. Bence önemli yani. Çok önemli gerçekten de gri listeye. Bir kere gri listeye girmek bence asıl büyük başarıydı da. Ya kötü olan kişi buydu, evet. Yani memleketi bu kadar yıl sonra, Cumhuriyet kurulduğu günden itibaren bugüne kadar hiç girmediğimiz gri listeye bu arkadaşlar döneminde girmeyi başardığımız için bence o bir başarıydı zaten. Yani bu mali kayıtlar, kara para aklama vesaire gibi şeyler vardı. Kara para aklama kısmı özellikle. Türkiye bir kara para aklama ülkesi oldu. Mafyanın cirit attığı bir ülke oldu. Bütün dünyanın kırmızı bültenle aradığı adamların elini, kolunu ve değişik yerlerini sallayarak girdiği bir ülke haline geldik. Çok rahatlıkla Türkiye vatandaşlığı aldılar bu adamlar. Bütün dünyada kırmızı bültenle aranırken bunu nasıl başardıklarını hayretler içinde izledik. Neyse, bütün bunların neticesinde biz o gri listeye girdik. Mesela gri listeye girmemiz bizim o vize alamayışımızı da etkileyen bir şey aslında, öyle bir unsur, öyle bir durum da var. Yani birçok başka sebep de var. Bu vatandaşlığın peynir ekmek gibi dağıtılması, Suriyelilerin hepsine vatandaşlık verilmesi, o vatandaşlıkla, yani o Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığıyla kaçak yollardan başka ülkelere girmeleri, girmeye çalışmaları, teşebbüs ama yani etmeleri. Ama gri listeye alınmışsa kardeşim, neticede gri pasaportla girebilmeliyiz. Şimdi bu her konuda fikri olmak meselesi var ya. Hani böyle her şeyi böyle. Evet. Çok yanlış anlamışsın meseleyi. Ne? Öyle söyleyeyim ben sana. Ya, o bu kadar basit duruyor. Gri listeyle o gri pasaportun alakası yok. Ama yani kırmızı bültenle aralanda kırmızı pasaportla yakalanıyor. İşte tamam, bu çok gerizekalıca bir mantık gerçekten. Ya böyle gidersek. Neyse, biz neticede bugün Maliye Bakanı'nın da ağzından duyduk ya, başardık diye. Başardık dedi. İşte biz de o nedenle bu akşam dinleyicilerimiz bir şey başardılar mı acaba diye bu akşam bunu konuşalım istiyoruz. Evet, sizin kişisel tarihinizdeki başarınızı konuşuyoruz. Evet, yakın zamanda sizde bir başarı oldu mu? Bak mesela bugün LGS sonuçları açıklandı, biliyorsunuz. Evet. İşte LGS'de 354 aday mı? 354 tane birinci çıkmış. 500 tam puan. Evet, yani soruların tamamına doğru yanıt verip 500 tam puan alan 354 tane öğrenci varmış. Çok iyi, bravo. Şimdi mesela onlar başardılar. Yani bravo. Onlar bundan sonra hayatlarının geri kalan bölümünde ben 2024 senesinde LGS'de birinci olmuştum oğlum diye böyle konuşacaklar, anlatacaklar. Anlatacakları bir başarıları oldu. Sizin yakın bir zamanda bir başarınız oldu mu acaba diye biz de bu akşam dinleyicilerimize soruyoruz. Dolayısıyla konu başlığımız şu: başardım. Başardım. Yani hani şimdi başardık diye tweet atmış ya. Evet, bakan, siz de şahsen başardım. Siz de başardım diye yazın bize. Ne başardınız? Bunu illa böyle bir yarışmayı kazanmak değil önemli olan. Bir, size göre bir başarıdır. Neyse, o yaptığınız işte mesela bir şey başarmışsınızdır, bu olabilir. Kişisel hayatınızla ilgili bir şeydir, başarmışsınızdır, o olabilir. İşte evlenmeyi başardım diyebilirsiniz ki bu dönemde evlenmek son derece güç. Geçen gün İstanbul Planlama Ajansı'nın bir araştırması vardı mesela. İstanbul'da evlenmenin maliyeti kına, nişan, takılar ve balayı hariç 600 bin lira olmuş. Şu kınaya gerek yok zaten yani artık. Tamam, kınaya gerek yok. Ya kınaya zaten bir şey diyeceğim. Kınanın maliyeti bir şey de değil yani. Yok, söz nişan, onu da diyelim hadi mesela bir arada yaptık. Onu da çıkardık. Tamam. Takılar. Abi takılar derken takıları sen alıyorsun yani. Kim alıyorsun takıları? Takı evlenene gidiyor yani. Nereye evlenene gidiyor? Evlenen alıyor takıları, indiriyor cebe. Ya. O kadar basit yok. Takının maliyeti neymiş ya? İşte o kadar öyle değil. Sen hiç evlenmediğin için konuyu bilmiyorsun. Ya takının maliyeti nedir ya? Ya arkadaş, takının maliyeti nedir mi? Hayır, takı sana takılıyor yani. Ya öyle değil. Sana takılanlar haricinde de bir de senin almak zorunda olduğun takılar var evlenirken. Senin almak zorunda olduğun. Senin almak, evlenenin almak zorunda olduğu. Niye olduğu. Almak zorunda? Abi alıyorsun ya. Öyle bir zorunluluk mu var? Yüz kardeşim? Görümlüğü var, işte şeyi, tek taşı var, alyansı var, osu var, busu var, bir sürü şey alıyorsun yani. Ya şart mı yani? Şart değil de... Şart gibi de. Allah Allah. Bizde öyle adetler var. Onun önüne geçemiyorsun yani. Neyse, netice itibariyle
Bu da bir başarı. Yani eğer evlenebildiyseniz mesela bu da bir başarı. Evet. Dolayısıyla başardım dediğiniz ne var diye soruyoruz bu akşam dinleyicilerimize. Sosyal medya üzerinden yazıp gönderebilirsiniz mesajlarınızı. Twitter'da konu başlığımız, tabelamız, hashtagimiz bu. Başardım başlığıyla yazıp gönderebilirsiniz mesajlarınızı. Arzu ederseniz sevgili dinleyiciler Twitter üzerinden yazabilirsiniz. Tıpkı Maliye Bakanı'nın yaptığı gibi başardık. Başardım ama diye. Siz başardım diye hashtagle evet. Yazıp gönderin. Olsun benim başarımı siz bilin söyleyin ama ismim sizde kalsın diyorsanız o zaman en sağlıklısı WhatsApp hattımız 0532 172 52 32. WhatsApp hattımızın numarası 0532 172 kafa. Buradan da yazıp gönderebilirsiniz mesajlarınızı. Peki şu anda biz Manisa'dan yayınımızı gerçekleştiriyoruz. Manisa'da Cumhuriyet Caddesi'ndeyiz. Daikin Bayi Remka tekniğin önünden yayınımızı ki bugün açılışı yapıldı. Yeni bir bayi yani. Yeni açıldı daim. Hatta yeni açıldığına göre Türkiye'nin en yeni Daikin Bayi de diyebiliriz. Kesinlikle. Ve biz şu anda onun önünden yayınımızı gerçekleştiriyoruz. Ve dönüyoruz akşam trafiğinin son durumuna İstanbul'a şöyle bir göz atıyoruz. Kafa Radyosu'nda devam ediyor Opet'in sunduğu Nihat'la Sivrisinek ve devam ediyoruz yayınımıza. Cuma gününün akşamında Manisa'dan canlı yayındayız. Manisa'da Kafa Radyo canlı yayın aracıyla Daikin Bayi, bugün açılışı gerçekleşen Daikin Bayi Remka Tekniğin önünden Cumhuriyet Caddesi'nden yayınımızı gerçekleştiriyoruz. Buraya geldiğiniz zaman zaten çelenkleri, balonları ve onların içinde Kafa Radyo canlı yayın aracını görürsünüz. Reklam arasında da dinleyicilerimizle, evet dinleyicilerimizle görüşeceğiz. Bir de yarışma yapacağız birazdan. EYT'li olmadan 2022'nin başında emekli olmayı başardım. Öyle mi? Emeklilik süpermiş be. Yediğimiz önümüzde, yemediğimiz arkamızda icabında diyor. Müthiş gerçekten de. Tabii bilemiyorum yaptınız mı onu, başardınız mı ama başarmanızı öneririm. Ağustos ayında tüm kuruz turları dolmuş. Emekliler için mi? Yani evet, emekliler gerçekten de böyle kuruz gemilerine öyle büyük ilgi göstermişler ki Türkiye'den, özellikle EYT'liler. Zaten kuruz gemileri için emekli gemisi derler. Öyle öyle, resmen doldurmuşlar. Bir tane ilaç için yer yok biliyor musun? Vay be. Yani ne böyle balkonlu ne balkonsuz, ne içeride ne dışı, ne iç kabin ne dış kabin. Hiçbiri de, emekliler hepsini doldurmuşlar. Gerçekten de büyük bir konfor yani. Borçlarımı bu ayda ertelemeyi başardım diyor bir dinleyicimiz. Ödemeyi değil, ertelemeyi başardım. Ertelemeyi başardım diyor. Bu haftayı bitirmeyi başardım diye yazıyordum ki başaramamışım, çağırdılar işe geri dönüyorum şimdi diyor. Cuma akşam hem de. Son dakika mesaisi çok da kötüdür gerçekten de. Bu ay iki kredi kartının da asgari ödeme tutarını ödemeyi başardım diyor. Evet. Asgari ödeme tutarını ödemeyi başarı sayıyor insanlar. Ne güzel. Ne güzel değil aslında. Yani ha işte onu yapabilmeleri ne kadar güzel. 15 yıllık öğretim görevlisiydim. İstifa ettim. Eşim ve çocuğumla Kanada'ya göçtüm. Her şeye sıfırdan başladım. Daha önce hiç bilgim olmayan bir alanda 2 senelik eğitim aldım. Onu da bitirdim. Eşim fena olmayan bir işe girdi. Ben de okulu bitirdiğim gibi okuduğum alanda iş buldum. Kendimizi şu anda idare ettirebiliyoruz. Henüz 38 yaşında olmama rağmen konfor alanımdan çıkıp bir mecraya atıldığım ve başarabildiğim için mutluyum diyor bir dinleyicimiz. Ya bu harika biliyor musun? Yani şöyle, bu yaşa gelip gerçekten de böyle bir karar almak, başka bir ülkeye gitmek, hiç bilmediğim bir ülkeye gitmek, orada hiç bilmediğim bir işle ilgili eğitim almak. Eğitim almak ve o işle ilgili çalışmaya başlamak gerçekten de büyük iş ve büyük başarı. Büyük de cesaret aynı zamanda. Tebrik bravo. Ediyoruz sizi gerçekten de. Neresindesiniz Kanada'nın acaba? Gideceğim mi yanına? Yok yanına gitmeyeceğim. Yani yanına gider miyim bilmiyorum ama belki denk geliriz. Ben Ağustos'ta böyle bir küçük bir Kanada gezisi yapacağım. Vancouver tarafına daha da gideceğim. Küçük değil ama yani. Benim için küçük ama dünya için büyük. Ben sadece Vancouver tarafına gideceğim, onu söylüyorum, böyle küçük bir bölümünü görebileceğim orada yani. Orada seni bulabilirler mi yani? Orada bir tane tren reklam var. Reklam aralarında çıkıp mesela dinleyicilerle buluşur musun?
yayın için gitmeyeceğim ya. Ben bir başka bir şey için gideceğim de. Kanada'nın ben çok bir araştırdım ben böyle merak ediyorum bir yandan da. Yani merak ettiğim ülkelerden bir tanesi. Bir ucundan bir ucuna giden bir tane tren var. Toronto'dan biniyorsun. Yani ülkenin böyle en doğusundan biniyorsun. Ta Vancouver'a kadar, en batısına kadar gidiyor. Bir de öyle bir tren ki yani böyle hani çok uzun, ne kadar sürüyor? 46 saat sürüyor bu dediğim yolculuk. Şey pardon, 46 saat değil. 3 gün sürüyor, 3 gün. Ne oluyor? 72 saat falan sürüyor, ona benzer bir süre. Ve bir kabinin var tabii, kendilerini yataklı bir tren gibi düşün. Ama o yataklı bölümün haricinde trenin böyle ara vagonları var. Vagonlar yüksek ve orada böyle üstü tamamen cam, üstü ve yanı tamamen cam. Oturup o geçtiğin doğayı izliyorsun etrafında. Ha güzel, anladım. Panoramik camları var. Evet evet, o panoramik camlardan bütün o geçtiğin işte vadileri, şelaleleri, nehirleri, köprüleri görüyorsun. Trene girince korkarsın ama. Ya bizde bizde de böyle bir şey yapılabilir mi diye düşünüyorum ama şimdi Devlet Demiryolları yapıyor ya böyle özel gezi turları. O gezi turlarına özel vagonlar falan ileride belki yapılabilir mi acaba? Olur mu yani? Olur tabii, niye olmaz? Zor bir şey değil bence yani. Bakalım. Tek canla bu evet. bölüme kadar gelmeyi başardım bu ülkede diyor Nihal. Tek canla, bravo gerçekten. Bu bölüme kadar geldim diyor. Ve yani bizde de son bir can kaldı herhalde. Yani buraya gelene kadar bir ikisini falan biz harcadık. Siz de tek canla oraya kadar gelebildiyseniz güzel. Bonus da yok. Bonus yok abi. Hani mesela bu kadar level atladın, işte 10. yıl bitti, 20. yıl bitti, 30. yıl bitti, bir yok. Tane daha hak verelim falan. Yok. Öyle bir şey de yok. Başardım. Tek başına bir kadın olarak oğlumu büyüttüm. Eğitimini tamamladım. İstanbul gibi bir yerde küçük de olsa bir ev aldım. Bravo. Tek başıma. Mesleğim bir şirkette uçak bileti muhasebeciliği yapıyorum. Herhalde başardım diyor. Fatma göndermiş. Başarmışsınız. Bence başarmışsınız. Daha ne başaracaksınız ya? Tebrik ediyorum. Yani gerçekten de tebrik ediyorum. Türkiye'de tek başına bir kadın olarak hem de büyük bravo, başarı. Bravo, büyük başarı. Bir kere şey hayatta mı? Kalmışsınız zaten ya. O zaten bir başarı. Uçak da. Uçak bile indirimli bilet alabiliyor musunuz? Ya hemen ya. Muhasebe de onun vardır tanıdığı. Free bileti vardır onun ya hatta. Free istemem. Free kullansın canım. Başardık. Evet. Limonun tanesini, bakın tanesini diyorum, 10 lira yapmayı başardık diyor. Limonun tanesi 10 lira olmuş mu ya? Olmuş mu, ben de bilmiyorum. Büyük bir limondur o. Ne kadar büyük olabilir abi? Abi çünkü limonun kilosu geçenlerde konuşuyorduk, ne kadardı? 60 lira 70 liraya falan satılıyordu galiba. Tam kaç tane olacak zaten, işte 6 tane olsa 10 lira yapar. İyi de 6 tane küçük limon 1 kilo olmaz ya, 1 kilo tutmaz. İri limondur onlar, iri. Böyle iri, böyle kabuğu kalın limonlar oluyor ya. O kalığı kabuğun limondan yalnız bir limonata yapıyorsun. O kabuklarını böyle rendeliyorsun onu. Sen yapıyor musun bunu gerçekten? Yaptım ben daha önce öyle limonata. Biraz uzun sürdü ve ortalığı batırdım ama oldu yani. Başarılı oldu, güzel oldu. 79 liraya var bir kilo mesela markette. 79 lira. Hangi market o ya? Ha, senin alışveriş yaptığın market. Hayır hayır, benim alışveriş yaptığım değil yani. Zincir marketlerden birinde öyle gördüm şu an. Mesleğe başlarken ettiğim öğretmen yeminine sadık kalarak 27 sene boyunca müzik öğretmeni olarak binlerce laik, demokrat, aydın, Atatürk ve Cumhuriyet sevgisi olan binlerce öğrenci yetiştirdim. En azından ilk 15 senesi bunu yaptım. Birileri iktidar olduktan sonra iş çok zorlaştı ve geçen sene emekli olmayı da başardım diyor bir öğretmen dinleyicimiz. Bu da bir başarı bence. Çok büyük bir başarı İyi hem de gerçekten de. İyi bir mücadele ve ardından gelen başarı yani. 8 yıl memuriyetten, 8 yıl önce memuriyetten ihraç olmuş biri olarak 8 yıl sonrasında almış olduğum takipsizlik kararıyla geçen onca süre zarfında uğradığım haksızlığı ispatlamayı başardım diyor bir dinleyicimiz. Ha, siz haksızlıkla evet. memuriyetten uzaklaştırıldınız ve ispatladınız, geri döndünüz mü? Trajik bir olay diyor. Yani ispatlamayı başardım diyor ama sonrası ne olmuş bilemiyoruz. O geriye dönük falan böyle kaybettiğin haklar maklar, onlar Türkiye'de zor. Onun tazminatını isteyeyim diyorsun. Diyorsun ki bu kadar yıl geçti, ben haksız yere böyle bir şey oldu, bana bir tazminat ödeyin diyorsun. Şimdi diyelim bir tazminat çıkıyor, sonra diyorlar ki mahkeme tazminat, bu diyor tazminat çok yüksek, sen haksız zenginleşmiş oluyorsun diyor. Ben sen benim haksız zenginleşmiş olabileceğimi nereden biliyorsun? Sen bir defa böyle lan diye başlamazsan cümleye seviniriz. Yok, ben sana söylüyorum, sana bakarak konuştuğum için.
ağız alışkanlığı. Ya sen kim oluyorsun da bir defa itiraz ediyorsun ya? Senin ne haddin o ya? Diye karşı taraftan yanıt geliyor zaten. Hiçbir işe yaramıyor yani. Başardım bu akşamın konusunun başlığı, çünkü Türkiye bugün bu başardım meselesini konuşuyor. Malum gri listeden çıkmayı başarmışız. Bunu da Hazine ve Maliye Bakanı'nın tweetinden öğreniyoruz. Biz dinleyicilerimizin kişisel başarıları ile ilgili konuşuyoruz. Var mı sizin bir başarınız acaba diye soruyoruz. Manisa'dan canlı yayındayız. Kafa Radyo canlı yayın aracındayız. Manisa'nın merkezindeyiz. Cumhuriyet Caddesi üzerindeyiz. Daikin Bayi Remka Tekniği'nin önündeyiz. Reklamlardan sonra yeniden buradayız. I am from Manisa. Radyosunda devam ediyor. Opet'in sunduğu Nihat'la Sivrisinek. Devam ediyoruz yayınımıza. Cuma gününün akşamındayız. 7'ye çeyrek var saat ve Manisa'dan yayınımızı gerçekleştiriyoruz. Manisa'da Cumhuriyet Caddesi üzerinde Daikin Bayi Remka Tekniği'nin önünden yayınımızı gerçekleştiriyoruz. Şimdi özellikle bu detayları verdim. Niye? Çünkü yarışmamızı yapacağız. Evet, ha, yarışma yapacağız. 3 dinleyicimize yüzde, o ne öyle ya, polis sireni gibi diye. Biz onu düşünmedik. Onun için değil mi? Evet. Yine burada üçünüz oturdunuz. Yine üçünüz hiçbir şey yapmadınız. Yapmadık ki, çok önemli işlerimiz vardı. Yine üçünüz yan taraftan Çalıkuşu baklavadan gelen baklavayı yediniz, indirdiniz. Ama şöyle, sen yersen seni bozar mı diye biz önceden yedik. Ha, sağ olun, çok teşekkür baktık ederim. Gayet güzel, lezzetli, hiç problem yok. Çok düşüncelisiniz, çok incesiniz, çok teşekkür ederim. Şimdi bir şey isteyeceğiz Manisa'da bizi dinleyenlerden. O istediğimiz şeyi aracımızın yanına getiren ilk 3 dinleyicimize %40 indirim vereceğiz. Niye? Çünkü bugün Manisa'da ölçülen en yüksek hava sıcaklığı 39.4. Biz onu 40'a yuvarladık. %40 indirim vereceğiz. Dolayısıyla bu 3 dinleyicimiz diledikleri Daikin klimayı liste fiyatı üzerinden %40 indirimle alabilecekler. Peki ne isteyeceğiz Manisa'da dinleyicilerimizden? Ama ben mesir macunu isterim şahsen de. Şimdi mesir macunu tabii Manisa'da çok kolay olur. Bir de çok turistik olur. Yani mesir macunu demeyelim. Bak, turistik olmasın diyorsun yani. E tabii şimdi. Kestane şeker işte o zaman. Bak turistik değil işte. Ya niye illa böyle tatlı bir şey istiyorsunuz? Yiyelim abi, yemek yedik şimdi. Baklava var burada, baklava duruyor. Başka tamam. Bir şey isteyelim. Bir düşünün bakalım, Manisa ile ilgili ya da Manisa ile ilgili de olmayabilir, fark etmez. Bir şey olabilir. İnsanların böyle yanında bulunma ihtimali. Tahin. Olan tahin mi? Demin onu Atilla söyledi. Ben İnsanların şey yanında olma ihtimali olan şey diyor. Bu dedi bu. Tahin neymiş evet. Abi? Manisa ile tahinin ne alakası var bir daha ayrıca? Abi öyle dedi. Tahin meşhur burada dedi. Ya. Burada çok şey meşhur. Üzüm meşhur. Efendim söyleyeyim, Manisa kebabı meşhur. Limon. Daha böyle bir sürü meşhur olan şey var. Bak bu olabilir. Az önce limondan bahsettik ya, limondan. Evet, limon isteyelim ya, limon isteyelim. Aracımızın yanına, Kafa Radyo canlı yayın aracının yanına böyle limon dilimi değil ama bildiğim böyle limon, yani tek başına bir tane limon. Evet. Böyle kiloyla falan değil, bir tane limon ama bütün limon olacak. Limonla gelen ilk 3 dinleyicimize %40 indirim veriyoruz. %40. Evet, %40 indirim veriyoruz. Bakalım ne kadar hızlı gelecek limonlar, birazdan göreceğiz, takip edeceğiz. Kazananların ismini de söyleyeceğiz. Peki başardım bu akşamın konusunun başlığı. Gri listeden çıkmayı başardık ya ülke olarak. Şimdi acaba neyi başarmışız? Dinleyicilerimiz ne başarmışlar? Bunu konuşuyoruz, soruyoruz dinleyicilerimize. Uzun zamandır telefon almayı bekliyordum, başardım. Şimdi de yeni bir bilgisayar bekliyorum, onu da başaracağım diyor İlker. Yani bu almayı, satın almayı başarma manasında söylüyor. Evet tabii, Türkiye'deki koşullarda oldukça güç. 50 yaşından sonra otomobil sürmeyi öğrendim. Bunu başardım diyor bir dinleyicimiz. Ne güzel bir şey. Bak 50 yaşından sonra, 50 yaşına kadar hiç otomobil kullanmamış. 50 yaşından sonra bunu öğrenmiş. Güzel güzel, bence mantıklı. Emekli olmayı başardım ama hala çalışıyorum. Demek ki çok da başarılı değilim.
Yani hala çalışıyorsan şöyle başarılı değilsin ama sonuçta sen emekli olabilmişsin, yani bir başarı var ortada. Şimdi şöyle burada evet, yani sizinki bir başarı. Sizin hala çalışmaya devam etmek zorunda kalmanız bir başarısızlık. O ama sizin ayıbınız değil. O sizin ayıbınız değil. O başkalarının ayıbı, başkalarının başarısızlığı. 5 yıllık Schengen vizesi almayı başardım. Aha. Üstüne bir de oturum aldım diyor bir dinleyicimiz. Ama senin ekstra bir şey olmuş ya. Bir şey var hayatında senin. Ya ama bir şey diyeceğim. Madem oturum aldın, niye bir de 5 yıllık Schengen aldın? O 5 yıllık Schengen'i bari bize bıraksaydın. Abi olur mu öyle şey? Oradan etiketi çıkartıp sana yapıştırabilir mi? Ya ne bileyim, hakkını bize verseydi. Boşa gitmiş yani. Ama 5 yılı aldıktan sonra oturum almış o. He. Oturumu nasıl aldın acaba? İşte bilmiyorum, onu yazmamış. Bir ya, mutlaka. Bize bunları. Bayram sonrası biriken iş yüküyle bu haftayı bitirmeyi başardım diyor dinleyicimiz. Tabii bu hafta farkında değiliz ama 9 günlük tatil sonrası ilk haftaydı. O 9 günün biriktiği, 9 gün yapılmayan, evet, işlerin yapıldığı, doğru, işlerin normalden daha da yoğun olduğu, bir de üstüne ay sonu geldi zaten, ay sonunun geldiği, hepsinin üst üste geldiği bir haftaydı. Zor bir haftaydı biz aslında. Evet, hiçbir şey anlamadık yani, çünkü İstanbul'da kalmadan direkt şeye çıktık yani. Tabii doğru. Çıktık. Mesela İstanbul haricinde hiçbir yerde iş yok böyle. İstanbul'da haricinde hiçbir yerde böyle işler birikmemiş. Hayır hayır, işteymişiz gibi olmadı bize yani, ofis ortamı olmayınca. Abi ofis ortamı olması ne fark eder ya? Biz de oradan oraya, oradan oraya, oradan oraya. Bizim de... Ne var sizinki de, ne güzel yaşam işte ya. Kral dairelerinde kalıyorsun, kapılarda karşılıyorlar, denizlere giriyorsun. Denizlere mi giriyorum? Ondan sonra şeyde sen masajlar, saunalar falan ya filan. Bu söylediğiniz kardeşim, şey... Kardeşim senin odanda sauna yok muydu? Bu söylediğiniz... Senin odanda sauna yok mu? Ya sauna... Sen bana bunu bir anlat bakalım. Ya var mı? Sen nasıl sauna odada, niye kalıyorsun o zaman ya? Ya bir anlat ya. Ramada Plaza İzmir. Ya bu söyle... Sauna yok muydu odanda? Bu söylediğin... Ya ayıp insanlara, ayıp bu... Bak bizi dinliyorlar şu an. Orada bizi dinliyorlar ya. Ya sen var ya, bu söylediğin şeylerin hepsini... Saunaya girmek, spa'ya gitmek, denize girmek... Bunların hepsini yapan sensin. Krallar gibi ağırlanmadın mı? Bu seyahatlerde... Kral dairesinde kalmadın mı? Yok. Daha ne istiyorsun ya? Kral dairesinde kalmadın mı? Kral dairesi gibi bir dairede kaldın yani. Salon işte, salamaydı. Şimdi bak, gibi mi bir falan diye konuşuyorsun. Sanki sen farklı bir odada kalıyorsun. Ben memnunum diyorum. Ayrıca biz orada devamlı müşteriyiz ya. Tam devamlı müşteriyiz. Sürekli kalınca orada böyle bir şey oluyor. Upgrade imkanı oluyor yani, ondan dolayı. Sağ olsunlar. Kalmaya selam. Ev kirasını 6.000 liradan 12.000 liraya razı etmeyi başardım diyor Ankara'dan bir dinleyicimiz. 6'dan 12'ye. Evet, 6'dan 12'ye razı etmeyi başardım diyor. Çünkü yoksa 15-20 istiyor. Yani evet, demek ki ev sahibi ne istiyorsa aslında bunu da başarmak şimdi bir önemli. Şimdi şey geldi, evet, bu %25 şey kaldı. Ha, tabii. Sınırı pazartesi bitiyor. 1 Temmuz'dan itibaren o da bitiyor, doğru. Depremde hayatta kalmayı başardım, gri listedeki ülkemde diyor bir dinleyicimiz. Ha, sen depremde evet hayatta kalmayı başarmak. O da büyük başarı. Vallahi büyük mucize. Tabii bu arada benim en çok içimi acıtan cümlelerden bir tanesidir. Deprem bölgesinde yaşayan insanların, yani hayatta kalmasaydık daha iyiydi, ölseydik, kurtulsaydık, bu koşulları yaşamasaydık diyorlar ya zaman zaman. Evet. Oradaki insanlar. Çok acı tabii, doğru. Çok acı. Onlara bunu dedirtmek gerçekten de çok acı olan aslında. Motor ehliyetim yoktu. 50'sinden sonra A2 motor ehliyeti almayı başardım diyor. Antalya'dan Bülent göndermiş. A2 dediğimiz şey nedir? Daha büyük bir motor mu kullanabiliyor? Yok yani? Hayır, motor ehliyeti almak zaten. Yani motor ehliyetin yok. Motosiklet kullanmak için. Normal ehliyeti olan motosiklet kullanamıyor mu? Hayır. Normal ehliyet. Hiçbir motoru mu kullanamıyor? Hayır. Onun için mutlaka bir motor sınavına girmen gerekiyor. Ha. Yani o böyle normal ehliyetim var, ben o zaman bu motoru küçük kullanıyorum. Küçük motoru falan. Bu 50 cc'liğe kadar galiba. Ha, en fazla öyle, evet, şey 50 herhalde. Evet, 50 cc'ye kadar oluyor. 50 cc üzeri bütün motorlar için muhakkak ehliyet gerekiyor. Arkadaş, limonlar hemen gelmiş. Bir de kapış kapış yanıyor. Boşanmayı başardım. Süper bir şey diyor Bodrum'dan Abdi. Süper bir şey mi? Evet, süper bir şey. Nasıl yani bu hayattan? İşte bilmiyorum, öyle diyor yani. 97 kilo ile başladığım rejimi 104 kiloyla noktaladım. Başardım diyor bir dinleyicimiz. Ne rejimi ya? Yani kilo almak mı istiyordun sen? Yok abi, ki 97 adam niye kilo almak istesin? Niye rejim yapıyor 104 kilo için? İşte rejim yapmış kilo almak, kilo vermek için, fakat başarısı 104 kilo olarak. Aa, ters tepmiş. Bak, 4 ayda 62 kilodan diyetisyen kontrolüyle 51 kiloya inmeyi başardım diyor. Güzel, bravo.
Daha güzel bir şey söyleyeyim. Yıllardır dinliyorum sizi. Ben de başardım. Kanseri yendim diyor bir dinleyicimiz. Harikasınız, bravo. En güzel başarı, en büyük yarışı başarı. Yarışı diğer kanser hastalarının başına. Tebrik ediyoruz. Küçüklüğümden beri kedilerden korkardım. Evet. Ancak minik bir bebeği sahiplenerek bu korkumu yenmeyi başardım diyor Hande. Kedi korkusunu yenmeyi başarmış minik bir yavru kediydi. Bu ülkede 55 yıl bir kadın, bekar bir anne ve bir aşiret kızı olarak ölmeden yaşamayı başardım diyor. Özlem göndermiş. Valla her şey üst üste sizde yani. Yani kadın dinleyicilerimizin çoğundan benzer mesajlar geliyor bu arada. Onu da söyleyeyim. Hani biz kadın, bir kadın olarak zaten yaşamayı başarmışız, ölmemeyi başarmışız, hayatta kalmışız. Aslında bu bir başarı bizim için diye çok mesaj geliyor. Filyasyon ekibinde olmama rağmen. Evet. Hatırlıyorsunuz değil mi? Filyasyon vardı bir dönem. Ekipler ya. Duruyordu Covid zamanı, takip evet. ediyorlardı falan. Pandemi döneminde ve sonrasında Covid'e yakalanmadan sonlandırmayı başardım diyor. Bravo, tebrik ediyorum. O da bir başarı hakikaten de. Hakikaten başarı yani. Çok güzel dikkat etmişsiniz demek ki kendinize. Eşimi şirin evlere taşınma konusunda 2,5 yıldır uğraşıyordum. Sonunda başardım, ikna ettim, evi tuttuk. Cumartesi günü taşınıyoruz. Bu cumartesi mi? Niye şirin evlere taşınma konusunda böyle bir çabanız var? Yani özellikle niye şirin evlere acaba? Niye taşınmasın abi? İşi hayır, gücü oradadır. Ha, şey öyle diye. Bir şeydir herhalde diye düşünüyorum ben de. Yok, sen yazlık şeyde oturmak istemiyorlar. Ne derler? Ne derler? Sahildeki yalıda yalıda. Ya şirin evlere niye taşınıyorsunuz? Ne demek abi? Belli ki işi var, gücü var tam, yani. Tamam ama. Birine yakın olacak, aileye yakın olacak bir şey var yani. Ya tamam, merak ettim ben. Sordum. Ya şirin evlere insanlar niye taşınmasın sen ya? Sen niye bu kadar köpürüyorsun? Niye bu kadar sinirleniyorsun ya? Şirin evler senin canın mı? Ya canım gibi bir yer yani. Neticede şunu demek istiyorum. Küçümsenecek bir yer değil ki şirin ben evler. Ben küçümsemedim niye ki. Niye şirin evler diye sordum niye ya. Niye dedim, niye, niye? Niye şirin evler diye sordum. Hayır, mesela merak birisi dese ki ben Nihat'ı dinliyorum. Niye Nihat'ı dinliyorsun denir mi ya? Öyle bir şey değil. Mesela şirin evlerin böyle parkları, bahçeleri, ormanları, ne bileyim ben, havuzları mavuzları falan olsa, öyle bir yer olsa şirin evler, anlayacağım ben. Şirin evleri bilen bir insan olarak konuşuyorum yani. O şirin evler, bahçeli evler falan dediğin yerdeki konut stoğu acayip eski. İşte bak görüyorsun, daha geçenlerde orada bir bina yıkıldı, kendi kendine yıkıldı bir de üstelik. İstanbul'un en önce dönüştürülmesi gereken yerlerinden bir tanesi. Fakat tabii daire fiyatları Bağdat Caddesi kadar olmadığı için önce orayı dönüştürüp sonra öteki tarafı dönüştürüyoruz biz. Umuyoruz taşındığınız evi kontrol ettirmişsinizdir. Onun için söylüyorum özellikle. Benim aklıma ilk o geldi ha, çünkü. Tamam, şimdi oldu bak. 2 gün önce arabamın korna butonu bozuldu. 2 yıl önce kornanın olduğu sinyal kolunu 750 liraya değiştirmiş olunca şimdi kaç paradır kim bilir düşüncesinin motivasyonu sayesinde kornayı tek başıma tamir etmeyi başardım. Nasıl yaptın kornayı tamir ya? Korkudan. Korkudan da yani. Evet. Arızalandıysa. Yani kim bilir kaç para çıkar serviste diye düşünüp adam kendi kendine çözmüş, öğrenmiş yani. Tekniği öğrenmiş. Uzun uğraşlarım sonucu 1,5 yıldır çalıştığım şirketi sonunda batırmayı başardım. Nasıl ya? Bunu tek başınıza yapmamışsınızdır. Muhtemel bir ekip çalışmasıdır bu. Vardır canım, size bir akıl veren muhakkak. Bakalım. Oğlum Doruk LGS'de %1'lik dilime girmeyi başardı. Mutlu ve gururluyuz diyor. %1'e mi girdi? Evet. Maşallah ya. %1'lik dilime girmiş. Yani o da demek ki herhalde şey, 1 ya da 2 yanlışı vardır en fazla. Herhalde öyledir. Bravo, tebrikler. 500 puan, yani tam 500 puan alan bütün soruları doğru yapan öğrenci sayısı 354'müş sevgili dinleyiciler. Yani bilemiyorum, bu sınav işlerinden anlayanların, takip edenlerin, bu eğitim işleriyle ilgili bilgi sahibi olanların incelemesi gereken bir konu. Mesela 354 tane birinci normal mi? Yani bizim çocuklar bence mı yani. Çocuklar mı çok zeki, sorular mı çok basit? Hayır, hayır, basit eğitim değil, verilen eğitim mi çok böyle inanılmaz iyi de çocuklar böyle sınava giriyorlar, böyle kazanıyorlar falan? Abi çocukların hedefi var, ben görüyorum son senelerde, çevremde de gördüm. Diyor evet. ki bir hata bile yapmayacağım sınavda diyor. Buna çalışıyorlar yani. Evet. O bir zaman hata bile yapmıyor ya. Hani şurada bir birbirinize bakın da bir uçarın ya.
Niye utanalım ya? Utanmam ne? Bak birbirine sınava bak. Ben zamanında bir sürü sınava girmişim. Girdiğim tam sınavların... Tam puan mı aldın abi? Ay tam puan hiç almadım da. 200 soru sorularla 200'ünü doğru mu yaptın mesela? Yapmadım. Tam bak gördün mü? Ne oldu, kötü mü oldu? Bir şey mi oldu yani? Ne oldu şimdi yani? Nasıl bir şey mi oldu? Ne o mesela 200 sorunun 200'ünü de doğru yapmadım da... Belki şu an atom mühendisiydin ya. Belki şu an uzaya giden ilk çıktın ya. Ya ben atom mühendisiydim. Gitmişsin orada diyordun ki ben en çok tavuk pilav özledim. Ben patates kızartması özlerdim muhtemelen. 42 yaşında spora başladım. Hem sizi dinleyip hem de ağırlık çalışmayı güle güle de olsa yapmayı başardım diyor bir dinleyicimiz. Aa ne güzelsiniz. Yalnız ağırlık çalışırken bizi dinliyorsanız gerçekten dikkat edin. Çünkü arada bir espri patlıyor mesela poha falan derken. Orada gider. Dikkatli olmak lazım. Kolay gelsin. Çok bilinen bir marketten bir adet muzu 22 TL'ye almayı başardım. Tebrik, bir adet muzu 22 TL'ye almışlar. Tebrik ediyorum. Geçen gün kimdi? Farah Zeynep Abdullah mıydı? Havaalanında bir tane muzu 101 liraya mı almış? 107 liraya mı almıştı? Öyle bir şey vardı. Tek bir muzu. Havaalanı ayrı tabii abi. Tabii. Ayrı da yani 5 katı da. Ha mesela 2 katı olur havalimanında. Ben onu anlarım. Ama 5 katı... Özel bir muzdur belki. Ne bileyim şeydir mesela fıstık ezmeli muz falan. Yok be yani. Değil ay bildiğim muz ya. Kabuğunda muz. Öyle muz olarak vermişler İki sadece. İçi belki fıstık ezmelidir. Tek yani. Başına muz. İçine mi fıstık enjekte etmişler diyorsun. Sigarayı bırakmayı başardım diyor Nuran. Bravo. Bu da çok güzel bir başarı. Tebrik ediyoruz. Bakalım. 10 yıldır platonik olarak aşık olduğum adamı kendime aşık ettirip evlenmeyi başardım diyor dinleyicimiz. Bir dakika, sen 10 yıldır platonik aşıktın. Evet. Adama da kendini aşık ettirmeyi başarmış ve evlenmişler. Bravo sana ya. Tebrik ediyorum. Gerçekten de bunu... Adam biliyor mu? Bence biliyordur yani. Yani sizin kurduğunuz bu planı... Hayır plan değil yani, sana aşıktım yakınlaşmaya çalıştım. Yok yok bu planlı bir şey belli yani, bunun için planlar yapılmış, arkadaşlarıyla böyle özel günler düzenlenmiş, denk gelinmiş. E olabilir. Olmuş böyle bir şey yani, kader ağlarını örmüş. Olabilir evet, ördürmüş yani. Bakalım... 40 yaşımda bir otomobil almayı başardım diyor dinleyicimiz. Yıllardır 120 cc scooter kullanıyordum. Şimdi otomobil borcu için satıyorum. İsterseniz diyor kadından satılık tertemiz 25.600 kilometrede 2016 model motosikletim var diyor. Kumsal göndermiş. 2016 mı? Evet 2016 model. Eskimiş artık o ya, kaç para istiyorsun? Ha böyle direkt böyle de pazarlık edilmez yayında ya. Bir de çok kilometre yapmış abi, kaç para? Bir de onun çiziği miziği falan vardır. 30 yıldır gözümün önünde olan kadınla tam 30 yıl sonra ve ancak 3. evliliğimden sonra evlenebilmeyi nihayet başardım. Dur anlamadım bir dakika. Şimdi siz bir kadın var, 30 yıldır tanıyorsunuz onu. Ama bu 30 yıldır hayatınızda olan kadınla değil, başka 3 kadınla evleniyorsunuz. Evet. En son 3. evliliği bitirdikten sonra 30 yıldır tanıdığınız bu kadınla evleniyorsunuz. Vay be. Ama o 30 yıl içerisinde sen başkalarıyla evlenirken yani o kadından bir hoşlanma durumun var mıydı ki? İşte bilmiyorum tabii, o kısmını yazmamışlar da. Ama sezgileriniz çok güçlüymüş. Yani gerçekten... normal ehliyetle motor kullanımı 125 cc oldu 2024 yılı başından itibaren diyor da o öyle değil canım. Yani sen böyle ehliyetini normal ehliyetinle gidip alıp 125 cc'ye binemiyorsun. Öyle bir şey yok. Ehliyetinin üstüne yazdırmayabiliyorsun ama mutlaka o motor ehliyetinin sınavına girmen gerekiyor. Yani motor ehliyetinin sınavına giriyorsun. O sınavdan başarılı olursan normal ehliyetinle 125 cc'ye kadar motor kullanabiliyorsun. Ama nereden belli? Yapmaman gereken şey yeni ehliyet çıkartmamak, ehliyetin üzerine onu işletmemek. Ha, aslında onu yapman gerekiyor, geçmen tabii, tabii. Gerekiyor. Evet, devlet bir tek onu yapabiliyor. Yani bir tek o var, hani o kıya yapıyor sana. Kaça kadar şey yapabiliyoruz? 50 cc'ye kadar şimdi kullanabiliyoruz. Benim bildiğim 50 cc'ydi. 50 cc üzerine mutlaka ehliyet gerekiyor. En azından sınavına girmek gerekiyor. Yani normal ehliyetle ben gidip motor kullanırım olmuyor. Sınavına ha. İlla giriyorsun onun. Elektrikli bisiklet? Elektrikli bisiklette...
Yok, onu ehliyetsiz kullanabiliyorsun evet. Zaten. 50 yaşında doktorayı bitirmeyi başardım. Artık adımın başında DR harfleri var diyor. Aa, ne güzel. DR devrim göndermiş. Ha, DR devrim. Evet. DR peki şey mi yani? DR mi? O nasıl bir seslenme böyle ya? DR. Yani devrime DR dedim size ben. Ha evet. DR peki yani hekim olarak mı doktor oldun yoksa başka bir alanda bir doktora mı yaptın? Başka bir alandadır canım. Doktora yaptım diyor. Ha. Doktora ya tıp hekimi olmak, anladım. Doktor olmak başka. Tamam. Bir de doktora yaptığın zaman da bir doktor ünvanı alıyorsun evet, ya. Tamam güzel. Doktor Nihat Sırdar gibi mesela. Ben evet mesela bu radyoculuk konusunda doktora yapsam olabilir mi acaba? Ay ciddi söylüyorum. Doktor Nihat Sırdar mesela. Yapabilirim aslında yani yapsam olur aslında. Yani mesela burada doktor lakabı yakışmaz mı sence? Doktor. Bakayım he. Yakışmadı mı? Yakışmadı. Yüksek mühendis daha yakışıyor gibi görünüyor Murat'a. Yüksek mühendis diye seslensek daha güzel olur. Bir ara verelim, reklamların ardından devam edelim ve bir kez daha soralım dinleyicilerimize. Acaba sizin bu aralar bir başarınız var mı? Neyi başardınız kendi kişisel hayatınızda diye soruyoruz, konuşuyoruz. Manisa'dan canlı yayındayız. Reklamlardan sonra yeniden buradayız. Kafa Radyosu'nda devam ediyor. Opet'in sunduğu Nihat'la Sivrisinek. Devam ediyoruz yayınımıza. Cuma gününün akşamındayız. Manisa'dan canlı yayındayız. 7'yi çeyrek geçiyor saat. Manisa'nın merkezindeyiz. Bu akşam Cumhuriyet Caddesi üzerindeyiz. Bugün açılışı gerçekleşen Daikin Bayi Remka Teknik'in önünden yayınımızı gerçekleştiriyoruz. Dinleyicilerimizle reklam aralarında konuşuyoruz, sohbet ediyoruz, fotoğraf çektiriyoruz bir yandan. Bir yandan az önceki yarışmamızı da sonuçlandırdık. Hemen onu da söyleyeyim. İstediğimiz limonları bize getiren dinleyicilerimiz şöyle kazananlar: İbrahim Şener, Müjgan Çınar, Emir Aybey ve tam da o sırada içeride kendine klima almak için sözleşme yaparken bizim anonsumuzu duyup çantasındaki limonu çıkartan ve o esnada bir dakika imzalamıyorum diyerek %40 indirimi kazanan bonus olarak Yasemen Sarı isimli dinleyicimiz. Yani bugün 4 kişi kazanmış evet, oldu. Evet, bugün 4 kişi %40 indirim kazanmış oldu. Yasemen Hanım'ınki gerçekten büyük şans. Büyük şans. Tebrik ediyoruz. Böylelikle diledikleri Daikin klimayı %40 indirimli alabilecekler. Şimdi biz devam ediyoruz. Acaba başardığımız neler var, dinleyicilerimiz ne başarmışlar diye konuşuyoruz. Bu akşamın konusu bu. Başardım bu akşamın konusu. Diyor ki dinleyicimiz, aslında inşaat mühendisiyim. 57 yaşındayım. 30 yıl önce elektronikle uğraşıyordum. 2 yıldır tekrar elektronik ve yazılımla uğraşmaya başladım. Evime yaptığım cihazlarla evi akıllı eve dönüştürdüm. Başardım. Bir de internet radyosu yaptım ama Kafa Radyo'nun stream URL'sini bulamadım. Sizi bu radyodan dinlemek güzel olurdu diyor Selçuk. Böyle... İnternet radyosu mu yaptın sen, platformu mu yaptın yani? İşte bilmiyorum artık, herhalde internet radyosu yaptın dediğine göre biz vermiyoruz değil mi öyle herkese URL'yi? Ha? Veririz diyorlar. Veririz diyorlar. O zaman muratseymenet@kafaradyo.com ulaşın oradan. Murat size yardımcı olur. Ben Güneş Yavuz, 8 yaşındayım. Bu bayram tatilinde yüzmeyi başardım diyor. Aa, ne güzel, 8 yaşında yüzmeyi öğrendin yani. Evet. Vallahi harika ya, ömrünün geri kalanı rahat geçecek yani. Yiğit de 8 yaşındaymış. Mıknatıslı oyuncağıyla hayatının en büyük oyuncağını yapmayı başarmış. Onun da başarısı var. Öyle mi? Evet. Aa, güzelmiş, keşke gönderseydi, görseydik. Merhaba, ben Çağa. Evet. 9 yaşındayım diyor. Ankara'da yaşıyorum. Futbol kursunda bir maçta 8 gol atmayı başardım diyor. Bir maçta 8 gol. Valla demek ki santrafora yetişiyor. Gelecekte lazım bize. Tebrik ediyoruz. 10 yıl önce Hava Kuvvetleri'nden emekli oldum diyor bir dinleyicimiz. Geçtiğimiz Cuma günü 52. yaş günümde
Oğlumun almış olduğu uçak bileti ve otel rezervasyonu sayesinde yeşil pasaportumla ilk kez Köln, Dortmund ve Amsterdam'a giderek yurt dışına çıkmayı başardım. Bu arada statta olmasa da Dortmund'da Portekiz-Türkiye maçının atmosferini yaşamak da ayrı bir zevkti diyor dinleyicimiz. Evet. Yani maça girememişler ama tabii kent o gün elbette şeydir. Yani böyle maçın heyecanını komple yaşıyordur. Yine şeyde bu sefer daha farklı olarak Berlin'de başka bir alanda daha dev ekran kurulacakmış. Öyle mi? Türkiye'nin maçı için. Ama maç Leipzig'de oynanacak değil mi? Evet. Fakat Berlin'de yine böyle bir... Zaten kurulan bir alan varmış. Bu kez daha büyük bir alanda daha kurulacakmış. Ha, anladım. Evet. Tabii şimdi... Son 16 Berlin'de evet. Yaşayan Türk sayısını düşünün. Doğal olarak Avusturyalı da vardır mutlaka da orada tabii daha büyük ilgi olur. Herhalde Türkiye'de de benzer şeyler olur diye düşünüyorum. Şimdi artık böyle son 16 maçı olduğu için. Yani zaten kuruluyordu. Kuruluyor da belki daha fazla kurulur. Belki daha olabilir. Büyük alanlar olabilir diye düşünüyorum ben. Evet, mesela Antalya'da kurulmalı yani. Çünkü ilgi giderek artıyor. O nedenle söylüyorum. Bakalım yöneticimin saçma sapan mobbinglerine rağmen tazminatı da yakıp işten istifa etmeyi başardım diyor bir dinleyicimiz. Şimdi bunda ne var demeyin, yani istifa etmekte ne var ki, yani zaten tazminatı da yakmışsın, hani bunda ne olabilir evet. ki demeyin. Türkiye'de öyle kafanıza göre istifa da edemiyorsunuz biliyorsunuz, yani affınızı isteyebiliyorsunuz en fazla. Ya ben de ne diyor ya, istifa edemiyor insanlar, istifa. Bak düşün ki geldiğimiz noktaya bak, devlette bir kademede görev yapıyorsun, istifa edemiyorsun. Affını istiyorsun, uygun görülürse oluyor o da yani. O da uygun görüldü mü görülmedi mi onu da bilmiyoruz. Ayrıca bu istifa konusunda da şöyle, herkes tabii istifa edemez yani, cesaret zor, maddi imkansızlıklar var, kolay değil. O ayrı bir şey tabii. Bakalım, 1998 yılında evlendikten sonra çocuk sahibi olmak için tedavi görüp tüp bebek sahibi olmaya karar verip normal yolla 2008 yılında bir kız evladı sahibi olmayı başardık. Şimdi 16 yaşında oldu güzel maşallah, kızım diyor. Maşallah ne güzel ya. Güzel, tebrik ediyoruz. Güzel, tebrikler valla. 2023'ten beri, Aralık 2023'ten beri her şeye zam geldiği halde ilaca 1 lira zam gelmeden eczanemi ayakta tutmayı başardım. Ha. Bir eczacı olarak diyor Mehmet, daha ne yapayım diyor. Haklı değil mi? Aralık, vallahi haklı bence. Düşünsene, Aralık 2023'ten beri her şeye zam geliyor. Maaşlara gelen zamlar var. Ne bileyim ben işte, akaryakıta gelen zam var. Ona zam, elektriğe zam, bilmem neye zam falan filan. Ama ilaca bir kuruş zam gelmiyor. Sonra diyoruz ki niye ilaç bulamıyoruz? Çünkü bu durumda ilaç... o kur fiyatlarına bir güncelleme yapılmayınca evet. ilaç firmaları kar etmedikleri için Türkiye'ye ilaç getirmiyorlar. Getirsinler abi. Getirsinler derken? Her şey kar değil yani, bu sağlıktır neticede. İşte senin sağlığın, onun sağlığı, bunun sağlığı. İlaç firması diyor ki kardeşim bir yere kadar diyor, biz de artık... Dördüncü denemede dosyayı yakmak üzereyken şükür ehliyet almayı başardı eşim, direksiyon sınavına geçti. O mutlu, ben ondan mutlu. Çünkü her seferinde 2500 lira sınav ücreti veriyordum. Ben de o ücretten kurtulmayı başarmışım, şimdi fark ettim diyor dinleyicimiz. Şeyde, dördüncüde de olmayınca dosya yeniden mi açılıyor yani? Öyleymiş, dosyayı yaktım diyor. Demek ki öyle bir durum varmış. Aa, bilmiyordum onu ben. Bu arada Kumsal yazmış 55 bine satıyorum motoru ama diyor sana diyor 50'ye olur diyor. Bana mı? Evet. Ya o motor bir defa eski, 2016 model, kilometresi fazla, ona 20 binden fazla veren çıkmaz ya. Ne diyorsun sen ya? Ha, ben de sana 18 vereyim yani. Ya sen var ya, ne ölücüsün. Hayır, baktım ben gerçekten motorun şeyine, piyasasına miyasasına, hakikaten de öyle yani. Abi o motorun piyasası başka, onunki eski. Ya, eskimiş yani. Kardeşim ikinci el olanlarına baktım, eskimiş olanların fiyatı da öyle, ikinci el yok, fiyatı yok, böyle. Bu ben öyle değil, anladım ben onu. Orada bir numara var, dikkat et bak, tuzağa düşüyorsun. 38'den sonra teknikerlik bitirmeyi başardım. DGS'ye hazırlanıyorum şimdi, okumanın yaşı yok demiş. Bir dinleyicimiz. Evet, doğru, haklısınız. Doğru. Bak mesela 21 yaşında liseyi bitirmeyi başardım. Ama açıktan değil, normal okuyarak diyor. Ha,
Bir dakika. Ha, gittiniz mi? Okula mı gittiniz? İşte abi 21 yaşında liseyi bu. Bu şey işte Hababam sınıfı modeli. Ha, o model. Evet doğru. Önce 8 sene süren tedaviler sonrası 47 yaşında ikiz bebek sahibi olmayı ve onları Atatürk sevgisiyle büyütmeyi başardım diyor. Ayşe göndermiş. Bravo Ayşe, tebrikler. Bak mesela bir dinleyicimiz diyor ki o kadar diyor kişi, yani LGS'ye giren o kadar öğrenci arasından 350 kişinin birinci olması çok az diyor. Tam böyle tersini söylüyor. Hani 350 daha fazla kişi. Evet 350 kişi fazla mı diye düşünüyoruz. Hayır diyor, 350 kişi az diyor. Daha fazla birinci olmalıydı. Daha fazla öğrenci soruların tamamını doğru yanıtlamalıydı diyor. Olabilir bu, yani. Bu bir başarı değil diyor yani. Ama başaranlar var demek ki, tebrikler. Evet. Bakalım. 40 yaşından sonra 2 tane üniversite bitirmeyi başardım diyor. Özden göndermiş. Yeşil pasaport almayı başardım. Eşim sağ olsun diye. Ha tamam, siz değil yani, eşten dolayı. Ya bu eş kontenjanından şu yeşil pasaport var ya, ne güzel bir şey ya. Benim böyle arkadaşlarım sen var. Sen hiçbir şey yapmıyorsun. Hiç. Eşin o kazanıyor. Tabii tabii, eşten dolayı sen de böyle çat yeşil pasaport alıyorsun. Yeşil pasaport çok mu önemli? Yani çok mu önemli derken, işte mesela bu Schengen vizesi almakla uğraşmıyorsun. Yani Schengen ülkelerine vizesiz girebiliyorsun. Yeşil pasaportun vize alması gereken ülkeler, yanlış hatırlamıyorsam Amerika, İngiltere, bunlar vize istiyorlar. Yunanistan istemiyor. Yunanistan istiyor diyorlar ama istemiyor, öyle değil. Amerika, İngiltere, Kanada, bu ülkeler haricinde diğer ülkeler bildiğim kadarıyla vizesiz. Vizesiz ama gidiyorsun, vize yok üstünde, sormuyor mu yani? Vize yok üstünde derken? Ya bakıyor sayfada, vize yok. Hayır, sormuyor işte, o yeşil pasaport olduğu için. Yeşil pasaport şey demek aslında, yani kamu görevlisisin manasında. Sen o ülkenin kamusunda görev yapıyorsun ya da yapmışsın da bu pasaportu almaya hak kazanmışsın. O nedenle senin vize almana gerek yok diyor karşı ülke. Ülkeler arası böyle anlaşmalar var ya. Anladım, kapıda diyorum, polis sormuyor mu yani senin vizen nerede diye. Arkadaş, o pasaportu görünce sormuyor diyorum işte. O pasaportu, yeşil pasaportu... Sorluk çıkarır abi isterse, ben sana söyleyeyim yani. Polis isterse bir şey bulur diyorsun yani. Ha, bulur yani. Gitti sen Yunanistan'a, polis bulur yani isterse bir şey. Bir öğretim, eğitim öğretim yılını daha bitirip bugün itibarıyla seminerleri de tamamlayarak çok şükür tatile girmeyi başardım diyor. Mudanya'dan Ayşegül öğretmen göndermiş. Tabii öğretmenlerin tatili bugünden sonra başladı. Öyle mi? Onlar bu hafta seminerlere katıldılar. O seminerler bitti. Okullara gittiler. Okullardaki seminerlere katıldılar çoğunlukla. Dolayısıyla daha tatilleri, onların tatilleri yeni başlıyor. Yani bugünden sonra başlıyor. Vay be, güzel. İyi tatiller o zaman. O da yine belli bir süreye kadar, bildiğim kadarıyla Ağustos'un başı gibi falan yeniden yine böyle okullara geliyorlar. Okullarda hazırlıklar, seminerler, tabii, bilmem neler falan. Tabii devam edecek sonra, doğru. Yani bütün yaz yapmayacaklar yani. Ben de 5 günlük Schengen vizesi almayı başardım. Yaşasın demiş bir dinleyicimiz. 5 gün verdiklerine dua et. Bazen vermiyorlar yani. Evet evet, 5 gün vermişler. Çünkü 5 günlük gideceksindir. O zaman o aldığınız ülkeye ilk girin de bari. Tabii aldığın ülkeye gir yani. Zaten sonra ikincisine girmeye vakit kalmaz ki abi. Nereye giriyorsun? 5 gün diyor yani. Her şey nereden alırsın oraya gir. Başka bir ülke için kullanma onu. Antalya'da bugünü erimeden tamamlamayı başardım diyor Antalya'dan bir dinleyicimiz. Çok mu sıcaktı? İşte erimeden tamamlamayı başardım dediğine göre demek ki bugün Antalya biraz sıcakmış. Yapma ya, pazartesi salı. Daha da sıcak olacakmış. Eyvah eyvah, geliyoruz ha. Evet evet, geliyoruz. Pazartesi ve salı günü Antalya'dayız. Maçı da Antalya'da izleyeceğiz bu arada, salı akşamı. Ha, böyle güzel bir yerde izleyelim, klimalı mulimalı. Bakalım... 38 yaşındayım. Son 20 yıl yaşadıktan sonra bile hala umudumu kaybetmemeyi başardım diyor Gökçe. Evet, o da gerçekten bir başarı. Umudunu kaybetmemeyi başarmak asıl önemlisi bu ülkede. O gerçekten büyük, evet, bir başarı.
Bir ara verelim, reklamların ardından devam edelim ve bir kez daha soralım dinleyicilerimize. Sizin başardım dediğiniz son zamanlarda kişisel bir başarınız var mı acaba diye soruyoruz. Bunları bizimle paylaşmanızı istiyoruz. Manisa'dan canlı yayındayız. Daikin Bayi Remka Tekniğin önünden yayınımızı Cumhuriyet Caddesi'nden gerçekleştiriyoruz. Reklamlardan sonra yeniden birlikteyiz. Kafa Radyosu'nda devam ediyor. Cuma gününün akşamında Manisa'dan canlı yayında Opet'in sunduğu Nihat'la Sivrisinek. Manisa'da Daikin Bayi Remka Tekniğin önünden yayınımızı gerçekleştirdik. Turumuza devam ediyoruz. Haftaya da Antalya'ya, Mersin'e ve Adana'ya geliyoruz. Evet. Şimdi neleri başardık acaba diye dinleyicilerimize bu akşam soruyoruz. Malum bu gri listeden çıkmayı başarmışız. Başardık başlığıyla, evet. Başardık mesajıyla bunu Hazine ve Maliye Bakanı duyurmuştu. Hoş pazartesi günü, daha pazartesiye kadar kim bilir neler neler başarırız falan da hani onları konuşuruz. Mesela %38 elektrik zammına rağmen bu pazartesi gününü çıkarmayı başardık. Yani o zam tabii pazartesi başlayacak yalnız. Şimdinin zammı değil yani. Evet evet. Ama şunu söyleyeyim. Mesela ben başından beri düşünüyorum da. Evet. Bir minicik yaratık olarak, bir sinek olarak, bir sivrisinek olarak senelerdir bir radyoda program yapmayı başardım ya. Yani. Yani mi? Pes artık yani. Var mı başka yani? Yani yok ama hani böyle bir uzun süre falan. Üstün başarı mıdır? Allah Allah. Bizim camiamız için böyledir yani. Ya bunu tek başına mı başardın? Bizim hiç katkımız yok mu? Ya var tabii ki. Senin de bir miktar katkı elbette var. Almanya'da tutunmayı başardım diyor bir dinleyicimiz. İlk olarak 2019'da geldim, öğrenci olarak bir yıl burada yaşayabilir miyim diye denedim. Sonra 2021'de mühendis olarak geldim. Almanya'da bir yıl çalıştıktan sonra işsiz kalınca şu an devlet Almanca kursumdan tutun da ev kiramı, ısınma giderlerimi ödüyor. Üstüne de 560 euro geçim parası veriyor. Vallahi güzel. Bak işsiz kalmış. Bravo. Almanya'da. Almanca kursu ücretini ödüyormuş, ev kirasını ödüyormuş, ısınma giderlerini ödüyormuş, üstüne 560 euro geçim parası veriyormuş Alman devleti. Siz gerçekten başarıyorsunuz şu anda yaşamayı. Hayır, diyor ki 34 yıllık hayatımda alt tarafı bir yıl burada çalıştım diye devletin desteğini yanımda hissetmeyi başardım diyor. Ha, bu da daha büyük bir şeymiş yani. Bir yıl Almanya'da çalıştı diye devlet bunları veriyor. Biz mesela kaç yıldır çalışıyoruz? Ne alıyoruz? Ama şöyle işsizlik maaşı var ha burada da. Tabii, acayip. Acayip. Tabii işsiz kalmaya gör. Devlet hemen seni kiranı ödüyor, doğalgazını ödüyor, elektriğini ödüyor. Üstüne geçinebilesin diye işsizlik maaşını veriyor falan. Acayip yani. Ya o kadar da değil artık yani. Nasıl değil artık? İşte varmış artık. Ya hayır yani, devlet sana işsizlik maaşı veriyor burada. İşte yani. Burada işte cöylük söylüyorum sana, burada yeteri kadar vermiyor. Bak, olması gereken... Almanya zengin, zengin kardeşim. Nasıl zengin ya? Zengin bir ülke yani. Abi Almanya o kadar zengin olsa bizi niye kıskansın ya? Almanya bizi kıskanıyor çünkü bizim gelişimimiz ondan daha yüksek seviyede. Ya bak. Tabii ondan yani. Uçak korkusu olan eşimi Kıbrıs dönüşünde uçağa bindirmeyi başardım. Giderken feribotta kendisi iki siyah poşeti doldurunca... Nasıl? Abi şimdi Kıbrıs'a gemiyle gitmek, daha doğrusu hızlı feribotla gitmek, deniz otobüsüyle gitmek biraz sıkıntılı. Çünkü yani sallıyor. Evet, açık denize çıkıyorsunuz çünkü. Açık denize çıkınca o gemiler sallıyorlar yani, katamaran oldukları için çok sallanıyor. Eğer gemiyle gidecekseniz Kıbrıs'a, böyle bir uçak korkunuz varsa yapmanız gereken şey, gece kalkan feribot var. Gece kalkıyor böyle. Gece sallanmıyor mu? Tırların tabii gece sallanmıyor. Gece çok sakin oluyor. Ne saçma ya. Hayır öyle değil. Şimdi diğeri hızlı feribot ya, hızlı gidiyor. Bu gece kalkıyor. İşte sabaha karşı böyle 5-6 saatte geçiyor karşıya. Ha, yavaş gidiyor. Daha yavaş gittiği için ondaki sallantı çok daha... İçinde tır dolu, fazla sallanmıyor herhalde. Tır dolu olduğu için değil.
gemi büyük olduğu için ve bir gemi olduğu için diğerine göre daha az sallanıyor. Ha, bak bu mantıklı. Onunla bir de gece olduğu için çevreyi de görmüyorsun çok. Yani o da var tabii de ama dediğim gibi ama bütün bunları yapacağınıza bence şu uçak korkunuzu yenmeyi deneseniz çok daha güzel. Büyük konfor çünkü yani. Ya da mide bulantısı için çeşitli ilaçlar var. Ha onlar da var bak o da olabilir. Galiba bir de bileklik ve benzeri bir şeyler de var yani. Ha evet doğru mide bulantısını gidermek için. Ama ben hep söylüyorum böyle durumlarda aslında zihin ve zihin ve etraftaki ortamın birbirine ters olması kaynaklı bu mide bulantısı oluşuyormuş. Hatta ben bir gün bulurum o okuduğum yazıyı makaleyi öyle anlatırım çok mantıklı öyle geliyor. Anlat, şu an hiç anlamadık yani. Şöyle dışarıya bakmanız lazım yani ufka bakmanız lazım. Evet. Mideniz bulandıysa arabada, otobüste, uçakta, gemide neyse mutlaka dışarıya bakmanız yani camdan dışarıya bakmanız yani şeyi görmeniz dışarıyı görmeniz lazım. Ya ve... göremiyorum ki kardeşim bir gökyüzünü görüyorum bir denizi görüyorum. Ben. Öyle değil sen direkt böyle ufuk çizgisine doğru yok, bakacaksın. Ufuk çizgisi diyorum ya. Sallanıyor. Sen panik atak olmuşsun. Sen misin panik atak? Sen o sırada paniklemişsin. Öyle değil o iş. Peki bugünlerde İstanbul'da kültür sanat adına neler var? Hemen onlara dönelim bir bakalım. İBB Kültür AŞ ile İstanbul'dan kültür sanat haberleri başlıyor. Adalarda caz konserleri devam ediyor sevgili dinleyiciler. Yarın akşam Kınalı Ada'da konserler var. Mesela bir konser var. Yarın akşam saat 16'da Mustafa İpekçioğlu Büyükada Taş Mektep'te 18.30'da İmer Demirer Kuartet Kınalı Ada İskele Meydanı'nda caz severlerle buluşacak. Hem Büyükada'da hem Kınalı Ada'da konser var. 30 Haziran'da da yine birbirinden önemli caz müzisyenleri adalarda caz konserleri vermeye devam ediyorlar. 30 Haziran pazar akşamı saat 17.30'da Tolga Şanlı Power Trio Kınalı Ada İskele Meydanı'nda saat 18.30'da da Cansu Aslan Burgazada Eski İskele'de bir çok konser güzel. Verecek. Yine bu konserleri ücretsiz izleyebilirsiniz. Pazar günü saat 18'de Müze Gazhane'nin stand-up serisi Gülmek Yakışır'da bu pazar Tuna Kalınsaz İstanbullularla buluşacak. Yine bol kahkahalı, eğlenceli, güzel bir stand-up gösterisi olacak. Kayıt ya da rezervasyon yaptırmanız gerekmiyor. Evet. Bu gösteriyi de yine ücretsiz izleyebilirsiniz. Bir ara verelim biz. Evet. Reklamlardan sonra yeniden buradayız. İBB Kültür AŞ İstanbul'dan kültür sanat haberlerini sundu. Kafa Radyosu'nda geliyoruz. Bir Nihat'la Sivrisineğin daha sonuna sevgili dinleyiciler. Daikin turumuzun ilk haftasını böylelikle Manisa'dan yaptığımız yayınımızla bitirmiş oluyoruz. Pazartesi günü Antalya'ya geliyoruz hatırlatalım. Pazartesi evet. ve Salı Antalya'dayız. Antalya'dan Antalya Daikin bayileri önünden yayınlar gerçekleştireceğiz. Sonra Perşembe günü Mersin'e geliyoruz. Perşembe akşamı Mersin'de, haftaya Cuma akşamında Adana'da olacağız. Onu da hatırlatalım. Evet, buluşuruz. Ve veda edelim. Sağlıklı, güzel bir hafta sonu geçirmenizi dileyerek tekrar görüşünceye dek hoşça kalın. İyi günler.